Abi sesi nasıldır biliyor musun? Anlamaz hocam. Ben daha lafımı bitirmedim. Sesi rezalettir, onu söyleyeceğim yani. Sakın ha mikrofon elinde diye. Yok. Bir şarkı söyle. Ondan daha rezalet ben varım. Yani. Aman estağfurullah. Rahatlıkla okuyayım. Abi ilk defa başka bir sebepten kapanabilir kanal öyle. Ama sahnede bu kadar bir kız ya sahneye çıkınca abi bu neredeyse Sofitaya değil. Ya böyle bir şey yoktur bak. Bu ilk daha sınava girdi. Filmi var. O zaman telefon yok. Kamerayla çekmişiz. İlk yılın sınavını. O da var. Diyor ki bir yerinde yalnız diyor beni almayacaksanız şimdiden söyleyin ki diyor bileyim çünkü sonradan söylemedi demeyin diyor. Ben de diyorum ki neyi söylemeden diyor. Şimdi benim gözümde diyor arıza vardır arada bir diyor pırt diye böyle kayar diyor. Diyorum ben de kayıtta var bu. Hatırlıyor musun? Anlat o hikayeyi. Sana top atıyorum, pas veriyorum. Gol at diye ya. Evet. Nasıl güzel dinliyorum evet diye. Şimdi biz de seni güzel dinleyeceğiz. Hadi. Efendim biz biraz önce reklam arasında arkadaşlarımızla düşündük. Aslında çok anılarımız var tabii. Ama hep zararlı. Ya bunlar sınavı kazananları çöp kutusuna atarlardı ya. Bu İlker'in icadıdır. Sen Şevket'in de galiba. Pişmanız. Biliyor musun? Büyük çöp kutusu var. Kazananlar böyle merdivenlerden iniyor. Bunlar alkış alkış birini çekiyorlar kapının önünde büyük çöp kutu var. Rup içine. Allah Allah. Tabii hayırlı olsun diye. Tabii canım. Günay Hanım biz buyurun. Biz Müjdat Hoca'nın yani Müjdat Hoca'yı hep dinlemeye alışkın insanlarız. Yani biz ne anlatsak hep çırak çıkarız. Yani kendi aramızda güldüğümüz şeylere şimdi asla gülemeyiz. O yüzden de büyük bir gerilim içindeyiz. Ben sadece şunu anlatmak istiyorum. 91 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin ilk mezunlarından bunu gururla söylüyorum. Bunların hepsi çaylak. Bunların hepsi sonradan girdiler işte. O dönem başka bir okula girmiştim ve bu sebepten dolayı alınamamıştım. İsim vermiyoruz. Sınava girmiş de ona bir laf söylemiş bir hoca. Falan ondan ünlü sonra... hoca ismini vermiyor. Yok. Çünkü çok meşhur. Sonra ama yıllar sonra çok oldu. Tabii. Tatlı oldu. Kimse anlamasın bir şey. Yani, adı C ile başlıyor da soyadı F ama söyleme sakın. Evet. Neyse böyle de yani, o zaman da 19 yaşındayım. 19 bitmek üzere falan. Çok da üzülmüştüm o dönem o okulu kazanamadığım için. Sonra aynı yıl işte Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdim. Daha parçalarımı falan oynamadan dedim ki bakın benim sol gözümde biraz sıkıntı var. Hani almayacaksanız baştan söyleyin de ben hiç parça falan oynamayayım dedim. Yani boşu boşuna birinciyi kazandım dur ikinci de görelim bakalım ha gözüm bir şeymiş falan olmasın diye. Müjdat Hoca tabii ki çok büyük bir şaşkınlık içinde ve hani gözleri dolu dolu olarak yani kızım dedi biz dedi bu okulu dedi insanların dedi fiziksel özelliklerine güzelliklerine ya da kusurlarına göre almıyoruz. Yani bu böyle bir ilkemiz var. Bu bir. İkincisi dedi zaten de seni alıp almayacağımıza bir karar verelim dedi. Ondan sonra bakarız dedi. Neyse ben dedim baştan söyleyeyim de. Bir de dedim bir şey daha söyleyeceğim dedim. Torun Karacaoğlu'yla en ufak bir akrabalığım yok dedim. Çünkü Karacaoğlu ikisine Torun abi de evet, jüride. Neyse sonra sınavı geçtim. Geçtiğimi de benim yüzüme söylemişlerdi o zamanlar. Yani evet. Öyle bir şey yoktu liste sonradan. Tabii. Liste son. Ne yapıyorsun şimdi abi? Günay. Sana bir şey anlatayım. Sorun hayatı boyunca. Sana bir şey anlatacağım. Bugün 200 kişi girdi sınava. Ben artık bu programa geç kalmayayım diye sona doğru hocalara bıraktım. Dedim ki gitmem lazım. Uğur bekliyor dedim. Bir tane çocuk girdi engelliyim diye dedi almayacaksanız dedi. Yo Günay'ı aldık. Girmeyeyim dedi. Yo Günay'ı aldık biz de seni. Ben onu söylemedim de tabii yani
Bizde daha bayağı engelliler çoktur. Tabii. Çünkü hiçbir tiyatrocu normal olacak kadar anormal değildir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü normal insanın yapacağı işte hele günümüzde ya haftada bir şu çocukların hepsi haftada bir gün oynamak için bir gün oynuyoruz biz cumartesi. Evet. Bir de pazar ben Elif'le beraber Baba Kız diye bir oyun oynayacağım. Evet. Şimdi bunların hepsi sabahın köründe geliyorlar. Orada işte çorba çıkıyor öğlen yemeği. Arada bir simit ekmek, arada bir açma filan. Onlar çorba müptelası. İlle çorba çıksın filan diye. Vallahi billahi. Vallahi. Ama sizin çorba çok lezzetli. Ben de çok severim. Çorba müthiş. Ve haftada bir gün ve o gün yemeği alacaklar. Umurlarında değil abi. Bu saate kadar da biraz evvel bitirmişler provayı bak. Yani ama bu meslek böyle bir meslek. Bu mesleğe gönül koymazsan ama her meslek şöyle abi. Sen o mesleği ne kadar seversen o meslek seni o kadar seviyor. Ben çok doğru. Severek yapılan çöpçülüğün sevilmeyerek yapılan politikacılıktan çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha kutsal benim için yani. Günay. Günay. Bir şeyler anlatacaktın ama sustun. Bir gün oyundayız. Bir gün evet. Bir gün hoca geliyor. Abi, Günay, bunlar... Günay sahnede çok güzel. Biz seyirciler tabii ki biliyorlardır ama dalağa düşük deriz. Günay'ın dalak yerlerde hani herhangi bir düşme söz konusu değil ya da yok. Ha seyirci gibi. Değil mi? Oyunun içindeki evet. Seyirci gibi gülüyor. Bir yandan izliyor rol arkadaşını. Hoşuna gittiği zaman da gülüyor. Günay'la oynamak gerçekten çok zor. Hatta bazen alkışlıyor. Mağdur olduğu zamanlar var. gerçekten ben Günay'ın şöyle oyun oynadığını hatırlıyorum yani. Vallahi Uğur. Ben de oyundaydım. Deliriyordum onlara ya. Başta bir tebessümle başlıyor. Oyunun bu adeta oyuncusu değil de seyircisi gibi davranıyor. Bir tek bilet almamış o kadar. Ama oyuncu gülerse seyirci daha çok güler. Aynen. Kimdi? Yok be Uğur abi öyle değil. ya, bir yere kadar evet yani. Bunun kralı kim biliyor musun? Celal Sururi. Bak şimdi ben de konservatuarlıyım. Bunlar da konservatuarlı. Ama ben ustaların yanında öğrendiklerimi hiçbir zaman konservatuarda bana anlatmadılar. Ben onlara anlatıyorum. Anlattım da yani. Konservatuar güzeldir. Ama adı üstünde biraz konservatiftir. Yani evet. Bu işi muhafaza eder, saklar ama rezervuar. Kurallarına göre filan falan. Ama ben tuluatçılarla çalıştım. Toto Karaca, Muammer Karaca, Celal Sururi, Ali Sururi. Abi bu Celal Sururi benim tanıdığım Türkiye'de en komik aktörlerden bir tanesiydi. Rahmetli Nur içinde yazsın. Böyle bir şey yok. Bir huyu vardı Celal abinin. Aksesuarlarla kavga ederdi. Hiç böyle bir şey duydun mu? Bir gün böyle iki oyun arası 3-6-9 oynuyoruz o zaman. İki oyun arası kalorifere kafayı dayamış abi uyumuş. Kış günü Aralık Ocak kalorifer abi nasıl yaktı o kafayıysa Allah Allah. Bir uyandı kalorifer abi böyle. Ağzına ne geçse sen kaç paralı kalorifersin ulan. Ben bu tiyatronun patronuyum. Sen benim kafama nasıl dövüyor kaloriferi. Celal abi dedim bu radyatör yani. Bunun bu konuda anlamaz bir mı? Kötü niyeti de yok. Sen yaktın kendini. Hayır benim kafamı yakamadı. Sahneye gir işte orada ben gülme krizine girdim. Ve yalvardım sahnede aynen. Tam sahneye giriyorduk abi ikimiz. Ceketi dekorun çivisine takıldı. Cert diye aldı ceketi. Eyvah. Girmemiz lazım. Girmiyor abi. Çiviye diyor ki sen burada bekle.
Bak vallahi billahi hiç abartmıyorum. Seni ben perişan etmezsem, ben de Celal Surri'ysem, Celal abi diyorum, oyuna girmemiz lazım. Hayır, hayır, ondan intikam alacağım. Çividen ne? Abi girdik sahneye, tamam mı? Taktı mı çiviye bu? Çiviye taktı kafayı. Tamam mı abi? Sahnede lafı geldi, söylemiyor. Döndü bana, ben o çivinin dedi, eğer abi bir gittim ben. Aynen öyle gittim. Vallahi mi? Billahi çiviyle patron ya münakaşaya tutuştu. Ulan çivi işte bu netice. Ve abi en sonunda artık ben krize girdim. Dedim ki oyunda Mahmut Bey diye de bir avukat oynuyor. Tamam mı? Celal abi yalvarıyorum yeter artık dedim. Seyirci alkışladı. Çünkü seyirci de gülüyor biz gülünce. Ama onun çiviyle kavga ettiğini, kulisteki çiviyle kavga ettiğini çakmıyor, bilmiyor. İnanılmaz bir aktördü. Sahneyi evi gibi kullanırdı. Evinde dolaşıyor, evinde oturuyor, evinde kalkıyor. Muzaffer hep güler. Mesela onların evet. Ortağı. Muzaffer abi bir gün, abi bir lafa taktı. Tamam mı? O kadar uzattı ki oyunu, çok tulaat yaparlardı bunlar. Kamera neredeyse bak. Sonra ben şuradan kaybolmam lazım ama mesela bunu kullanalım. Şimdi yani öyle bir şey yapmam lazım ki. Türk bayrağının arkasına saklanın. Görüyorsun değil mi orayı? Orası kulismiş. Görüyor mu orayı? Şimdi evet görüyor. Görüyor. Peki. Şimdi Muzaffer abi döndü. Bayrağı. Toto Karaca ile oynarken Toto Karaca tamam artık. Çok uzattı tulaatı. Tamam dedi. Tamam dedi. Yok dedi Muzaffer abi de pepe konuşurdu böyle. Ve bir lafı 6-7 defa söyle. Yok dedi. Lafımı kesme dedi. Sonra senin de lafını keserler dedi. Tamam tamam dedi Toto. Yok tamam olmaz dedi. Nerede o eski keserler? Nerede o eski keserler dedi. Böyle vur olsun her şeyi keserler. Tamam anladım anladım dedi Toto. Anlamadın dedi. Lafımı kesme senin lafını da keserler. Tamam berbere git saçını keserler dedi. Nerede o keserler? Eski keserler. En sonunda Toto ablanın burasına geldi. Muzaffer çık artık dışarı dedi. Yani adıyla yani. Tamam artık çık dedi. Bu böyle... Çıkıyor şimdi. Sen de Toto ablasın. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Buna devam edin. Ben yakın. Yok oradan yürüme. Onları alayım. Onları alayım. Kesilebilir. Yok yok onu alayım. Bir tane daha var değil mi? Telsizi kullanabilirsin. Onları takılmadan. Evet. Peki şunu al o zaman. Ben aldım. Şu çalışıyor mu şimdi? Şimdi evet. Çalışıyor. Sen evet. Toto ablasın mesela. Affedersin. Evet. Yanlış anlama. Yani anlama. Keserler. Boyuna çıkıyor böyle. Çık ulan yeter dedi. Bu kulis kapısı tamam mı abi? Çıktı buraya. Böyle yapıyor. Kimisi yok abi. Kolmuyor. Makas böyle. Makas. Abi seyirci çıldırdı. Bunlar, kesme işareti. Evet yapıyor. Yani keserler. Bak keserler. Bunlar acayip. Günay. Teşekkürler. Zaman, mikrofona konuş lütfen abi. Sağ ol hayatım. Evet hocam. Kaptırdığı zaman sahnede oyunda şey gibi oluyor. Burada yok ya. Bir dakika geliyor. Müşteri oluyor ya. İlker eline sağlık. Şunu alıyorum. Ey benim güzelim. Bunlar bizim göz bebeklerimiz. Tabii tabii tabii. Onlar değerlerimiz. İşte geldik bizim. Gidiyoruz. Sahnede, ekranda, beyaz perdede hep onların artık. Abi, o gençler ne bizim geleceğimiz. Ne kaldı şunun şurasında? Daha 20 senemiz var. Ondan sonra gençlere bırakacağız. 40 tabii. Yani. Aman ha. Tabii. Yani tabii. Günün birinde. Tabii. İşte bak. Neyse dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Şimdi bak. TRT'de yine tek kanallı televizyon dönemi.